Şimdi emekli maaşları tabii çok merak ediliyor. Temmuz'da emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Zam yapılacak mı? Bu soruyu ben Faruk Erdem'e sorayım. Evet. Çok açık ve net. Zam var mı Temmuz'da? Şimdi zam var. Yani şöyle biliyorsun hem emekliler hem memurlar her yıl yasal olarak hem Ocak'ta hem Temmuz'da zam alıyor zaten. Hani o rutin bir artış var orada. Dolayısıyla burada en büyük belirleyici de enflasyon. Yani 6 ayda bir artış olduğu için 6 aylık enflasyona göre bu zamlar şekilleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammını artı enflasyon farkı alıyorlar. Dolayısıyla biz önce 6 aylık enflasyonu bir öğrenmemiz lazım. Bu belirleyici olacak. Bir süredir de hükümet bu 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı koyuyor. İşte son Ocak'ta 37,57 çıkmıştı 6 aylık enflasyon. Yapılan zam 49,25 oldu. 11,68 puanlık bir refah payı konuldu. Ondan önceki Temmuz'da da işte 17 çıkmıştı, 25'e tamamlandı. Bir önceki Ocak'ta 15'te 30'a tamamlandı. Dolayısıyla biz şimdi Temmuz'un 3'ünde Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Peki cebimizde ne var? %15'lik 3 aylık enflasyon var. Şimdi işte Mayıs'ın 3'ünde biz 4 aylık enflasyonu öğrenmiş olacağız. Biraz daha veri genişleyecek. Ama bir başka veri daha var elimizde. İşte hem Sayın Cevdet Yılmaz'la konuştuk, hem Merkez Bankası'nın yaptığı bazı açıklamalar var. Mayıs ayında enflasyon, yıllık enflasyon tap noktayı koyacak. Merkez Bankası'nın buradaki tahmini de 69 ile 73 arasında bir tap nokta. Buradan yola çıkıp 5 aylık enflasyonu da hesaplıyor muyuz? Hesaplıyoruz. Yani Mayıs'ta 5 aylık enflasyon olacak. Haziran'da buna eklediğimiz zaman işte arkadaşlarım da verdi. %25-30 arasında bir 6 aylık enflasyon bekliyoruz. Bu %22 de olabilir, 23 de olabilir çıkacak sonuçlara göre. Ben bunun üzerine bir refah payının yeniden konulacağını düşünüyorum. Yani 25-30 bandında bir enflasyon artışı olur. 5-10 puanlık da bir refah payı gelirse yine %30-40'ları görürüz. Ocak'ta yapılan %50 ile birlikte baktığın zaman kümülatifte %100'e yakın bir artış olur. Dolayısıyla hükümetin öteden beri söylediği biz çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü devam ediyor. Yani enflasyonun üzerinde bir artış olacak. Ha, hayat pahalılığıyla mücadele de devam ediyor. Netice itibariyle maaşın artıyor ama birileri de bunu fırsata çeviriyor. Onlarla mücadele kazanıldıkça, enflasyon düştükçe bu yapılan artışlar da refah olarak vatandaşa yansıyacak demektir. Şimdi ikincisi de bu taban maaş, kök maaş meselesi var emeklide. Şimdi taban maaş 10 bin liraya çıkartıldı. Orada da %33'lük bir artış oldu. Bunun da artırılması söz konusu. Orada birkaç formül var. İşte 6 aylık enflasyona göre olabilir, yıllık enflasyon beklentisine göre olabilir. Bir talep var asgari ücretle eşitlensin. Dolayısıyla orada da 10 binin üzerinde işte 10 binle 15 binin arasında bir taban maaşın gelmesini de bekliyorum. Dolayısıyla En düşük emekli maaşı 15 bin lira gibi mi? gibi olabilir veya bu 6 aylık enflasyon uygulanırsa da 12-13 bin lira bandında olur. Dolayısıyla bunun altındaki bütün maaşlar buraya tamamlanıyor. Dolayısıyla kök maaşa da bu anlamda bir seyyanen artış yapılmış oluyor. Bir düzeltme gibi aslında. Bir düzeltme, bir destek oluyor. Yani işte 6 bin lira, 7 bin lira maaş verileceğine 10 bin lira maaş veriliyor. Ha, yeter mi? Yetmez. Yani biz burada sadece rakamları ve değişiklikleri konuşuruz. Bunları konuşurken insanlar diyor ki al 10 bin lirayla sen geçin. İstanbul gibi bir yerde kiralar neredeyse 10 bin liraya çıkmış. Elbette biz de gönül istiyor ki hani bütün emeklilerimize, asgari ücretlerimize çok büyük paralar verilsin. On Herkes bin lira kazansın. kira nerede? Ama Aidat 10 bin lira. Evet, Kira nerede 10 bin lira? Burada şunu söyleyeceğim. Size tonla para versen o paranın alım gücü yoksa bir anlamı yok. Tabii. O yüzden de bizim de hükümetin de birinci önceliği bu enflasyonu düşürmek olmalı. Enflasyon düştükçe bak biz 4-5 yıl önce ben hatırlıyorum bu gazeteyi emekliye %8 zam diye sürmanşete koyuyorduk. Yani %8 zam Ama o yapılıyordu ve zaman bu. hayat pahalılığı neredeydi? Evet. Fiyatlar neredeydi? Şimdi bütün Şimdi dünya nerede? bu enflasyon belasıyla uğraşıyor. Türkiye'nin de uğraşıyor. Neticede buradan etkilenmememiz mümkün değildir. Bir pandemi yaşadık, savaşlar yaşadık, tedarik zincirleri koptu. Neler neler oldu yani uzun hikaye. Ama bunun yan etkisi de enflasyon oldu, hayat pahalı oldu. Bir de bizde fiyatlama alışkanlıkları var, bir de fırsatçılık var. Onunla da mücadele devam ediyor.
toparlayayım. Netice itibariyle önce enflasyonla mücadele kazanılacak inşallah. Orada zaten adım adım gidiyor. Daha sonra da bu sosyal refah kalıcı bir şekilde dar ve sabit gelirliğe yansıtılacak diye bekliyoruz. Biraz ikinci yarı aslında ne olacak? Bu alınacak evet. Önlemlerle biraz daha önemli. O zaman şurada bir özet daha yapayım. Hı-hı. Temmuz'da enflasyon artışı olacak. Refah payı olmasını yine bekliyoruz. Ve taban maaş ve kök maaş meselelerinde de bir iyileştirme söz konusu olacak. Bir düzeltme, emeklilerin çok uzun zamandır beklediği evet. Düzeltme. Bir de Mayıs'ın başında Çalışma Bakanı da açıklamıştı. Hı-hı. Emeklilerle ilgili onların gelirlerini arttırıcı günlük hayatlarına dokunacak. Ki burada çok başlıklarını konuştuk. İndirimler, ücretsiz hizmetler, emekli kart hazırlıyor şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. Bunu organize edecek Aile Bakanlığı. Bütün destekler, yardımlar bu emekli kart üzerinden yapılacak. Olmazsa yarın bu emekli kart üzerinden biraz konuşalım. Nasıl olacak, kimler alacak? Peki.